Su koyuyorum, haşlıyorum. Pişirmesi son derece kolay. Üzerine su koyuyorum, soğuk su. Kinoamı koydum. Biraz tuz, karabiber atacağım. Yaklaşık bir 20-25 dakika sonra hazır olacak. Ben kinoalarımı bıraktım burada pişirmeye. İsterseniz salatamız için bir sos yapalım, vinaigret hazırlayalım. Ben salata soslarına mutlaka hardal koyuyorum. Tuzlu ve acıyı sokmanın en kolay yolu tuz ve karabiber. En çok atlanan da bunlar. Genellikle sosların içine asla tuz koyulmuyor. Karabiberimizi de koyuyoruz. Kinoalı semizotu salatasının üzerine taze çilekler koyacağım. Çilekle, meyveyle salata yapmaya bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. İçine de çilek reçeli koyuyorum bir parça. Ev yapımı. Nar ekşisi kullanıyorum. Ekşiliği vermek için. Önce malzemelerimi karıştırıyorum. Zeytinyağı ekliyorum. İp gibi koyuyorum. Birazcık ayçiçek yağıyla devam ediyorum. Birazcık daha zeytinyağı koyalım. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Dolmalık fıstıklarımız var, onları kavuralım. Hiç yağ kullanmıyoruz. Zaten kendi yağını çıkartmamız burada amaç. Bu kinoaları süzebiliriz. Kısa alayım dolmalık fıstıkları. Bu kadar basit esasında kinoa dedikleri. Birazcık yakmak lazım bu dolmalık fıstıkları. Yakmak derken tamamen karartmamak ama birkaç parça siyahlık görmek istiyorum, kararma görmek istiyorum. Hafif hafif o sararmalar başladı. Birazcık onların daha kahverengiliğe dönmesini istiyorum. Altını artık kapatıyorum. Bir kabın içine aldım. Kinoayı koymakla başlıyorum. Semizotlarım var, ayıklanmış, yıkanmış. Cevizler var. Birazcık keseceğim o cevizleri. Yerken aksi takdirde bu kadar büyük parça atarsak boğazımıza takılacaktır. Lor peynirim var. Birazcık üstüne atacağım. Birazcık içine atıyorum. Ve taze çileklerim var. İnce ince doğrayıp onları da içine atacağım. Hem lezzet olarak hem de görsellik olarak bu çilekler gerçekten bu salataya inanılmaz bir fark katacak. Bir kısmını bırakacağım, üstüne koyacağım her zaman yaptığım gibi. Şimdi sosumu karıştırıyorum. Biraz önce söylediğim gibi kullanmadan önce mutlaka sosumu karıştırıyorum. Yoksa üstten alırsam sadece o üstteki yağ bölümünü almış olacağım. Tuz, karabiber mutlaka koyuyoruz. Hem sosuna hem salatamızın kendi içine. Güzel bir karıştıralım. Ortadan yavaş yavaş inşa etmeye başlıyoruz salatamızı. Fıstıklarımdan koyuyorum. Çileklerden birazcık daha ekleyelim. Şöyle kenarlara. Lor peyniri. Birazcık da ceviz koyacağım. Bir iki parça. Yine kesip birazcık da mikrofilizlerimle süsleyeyim.